Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Maun suresini okumaya ve anlamaya çalışacağız. Suretul Mauni Maun suresi Mekkiyetun Mekki bir suredir. Ve ayatuha 7 ve toplamında 7 ayetten oluşmakta. Beyne 7 sureti, sureye giriş. Hadhihi suretu bu sure Mekkiyetun Mekki bir suredir. Ve kat anlatmıştır bir icazin kısa bir şekilde en fariqini iki gruptan bahsetmekte minel beşeri insanlardan insanlardan iki gruptan kısaca bahsetmekte huma bu iki grupta şunlardır bir ve iki peki birincisi hangisi ve ikincisi hangisi birincisi birinci grup el kafiru kafir olan el cahidu li Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini inkar eden, örtbas eden, görmezden gelen kimseler. El mukezzibu yalanlayan bi yevmil hisabi vel cezai. Yani kısacası ahireti inkar eden kişiler anlamına gelmekte. Yalanlayan kişi ve grup anlamına gelmekte. Hasebe, yuhasibu, muhasebeten ve hisabe şeklinde gelmekte. Ancak bu kelime dilimize hesap şeklinde girmiştir. Onun için biz hesap günü diyoruz. Ancak Arapçası yevm el hisap şeklinde gelmekte. Ceza ise karşılık manasına geliyor. İn kâne hayran fe hayrun ve in kâne şerran fe şerrun. Kişinin yaptığı şey güzelse karşılığında büyük bir mükafat görür. Ancak yaptığı şey kötü ise karşılığında ise bunun cezasını görecektir. Onun için bi yevmil hisabi dediğimizde ya da yevmul hisabi vel cezai dediğimizde hesap ve karşılık günü anlamına gelmekte kelime olarak. Dediğimiz gibi bu sure-i celile kısaca iki grup insandan bahsetmekte. Birincisi kafir, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini örtbas eden, ahireti, cezayı, karşılığı yalanlayan kişiler. İkinci grup insana gelince el munafiqu, münafık olan kişiler. Ellezi öyle bir münafık ki la yaksidu kastetmiyor bir amelihi yaptığı şeylerle vechallahi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kastetmiyor. Vechallah kelimesi Arapçada biliyorsunuz vecih yüz anlamına geliyor. Ancak vecullah dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kastetmekteyiz. Allah için yapılan eylemleri kastetmekteyiz. Amelleri kastediyoruz. Livacilla Allah rızası için manasına gelmekte. El munafik, <Sessizlik> ellezî <Eddie> öyle bir münafık ki la yaksidu kastetmiyor bi ameli yaptığı işlerle neyi kastetmiyor? Vechallah Allah'ın rızasını kastetmiyor. Peki bu kadar iyiliği, güzelliği niçin yapıyor? Bel tam aksine bilakis yura'i gösteriş yapıyor fi amali amellerinde ve salati ve namazında. Ra'a yura'i gösteriş yapmak manasına gelmekte. İsmi fail olarak ise mürai olarak gelmekte. Nitekim riya kelimesi de buradan türemiştir. Riya kelimesi bu kökten dilimize girmiştir. Dolayısıyla onun amacı Allah'ın rızasına erişmek, ulaşmak değil, onun tek gayesi insanların teveccühünü kazanmak, makam ve mevkisini korumak vesaire. Bu tür şeyler için namaz kılabiliyor, oruç tutabiliyor, iyiliklerde bulunabiliyor. Ama yapmış olduğu bu iyiliklerin Allah azze ve celle katında hiçbir değeri, hiçbir kıymeti olmayacaktır. Emmel ferikul evvel. Şimdi bunların kısaca izahını yapacağız. Birinci gruba baktığımız zaman el ferik emmel ferikul evel birinci grup fakat zekere Teala, cenab-ı hak bahsetmiştir. Neyden bahsetmiş? Min sıfatihim ez kötü sıfatlarından, özelliklerinden bahsetmiştir. Sifetun çoğulu sifatun şeklinde gelmekte. Zemim, ezemime ise kötü manasına gelmekte. Cenab-ı Hak onların kötü sıfatlarından, özelliklerinden bahsetmiştir. Ne şekilde bahsetmiş? Ennehum onlar yuhinune el yetime. Yetim olan kişilere kötülük yaparlar, onlara bir kıymet vermezler. Ehane yuhinu ihaneten bir şeyi küçümsemek, hafife almak, kıymet atfetmemek manalarına gelmekte. Dolayısıyla onlar yetime karşı iyi davranmazlar, yetimi küçümserler. Uveyzcirunuhu onu atarlar, kovarlar. Zecr atmak, itmek manasına gelmekte. Uveyzcirunuhu ve yetimi zejr ederler. Atarlar, önemsemezler. Gılvaten kaba olmalarından dolayı la teediben edeplendirmeden dolayı değil. Şimdi bir insana karşı çok sert davranırsınız. Bunun iki sebebi olabilir. Birinci sebebi gıl zaten. Bu eylemi yapan kişinin kaba, sert, kötü olmasından dolayı olabilir. İkincisi birisine karşı sert davranırsınız. Amacınız ona kötülük yapmak değil, onu edeplendirmek olabilir. Bu kişiler yetimi zecr ediyorlar. Ona kötülük yapıyorlar. Ona ciddi anlamda hayat hakkı tanımıyorlar. Bunun sebebi tedip değildir. Edeplendirmek hayatı hazırlamak değil. Bilakis kendileri kaba ve saba olduklarından dolayı anlayışsız, merhamet ve zalim olmalarından dolayı bu tür eylemlere girişiyorlar. Zecre kelimesi biliyorsunuz zecere, yezcuru, zecren şeklinde geldiği zaman sevk etmek, bağırarak kovmak, harekete geçirmek, bağırarak def etmek manasına gelmekte. Nitekim ayet-i kerimede ve zacirati zecra şeklinde geçtiği bilmekteyiz. Bir de ve la alune el hayra iyilik yapmazlar. Hatta ve lev bit tezkiri bi miskini vel -fakiri. Hatta öyle kişiler ki bunlar Şimdi dediğimiz gibi وَلَا يَفْعَلُونَ الْخَيْرَ Hiçbir iyilik yapmazlar. Hatta öyle ki وَلَوْ بِالْتَذْكِيرِ Hatırlatma olsa dahi بِحَقِّ الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ Miskin ve fakir olan kişilerin hakkını hatırlatma babından dahi iyilik yapmazlar. Onlar iyilik yapmazlar. iyilik yapmadıkları gibi buna dikkat etmemiz gerekiyor yetimin, miskinin, fakirin, garip burabanın hakkını dile getirmezler. Onu konuşmazlar. Kimse bunu hatırlatmazlar. Bu derece iyilikten iyice uzaklaşmışlar. Felahum ahsanu fi ibadeti rabbihim onlar insanlara karşı özellikle miskinlere, fakirlere, gariplere karşı bu kadar sert, merhametsiz iken peki Allah'a karşı ne yapıyorlar? felahum ahsanu fi ibadeti rabbihim rablerinin ibadetini de iyi bir şekilde yerine getirmiyorlar wala ahsanu ila halqihi ve cenab-ı hakkın mahlukatına da iyi davranmıyorlar dolayısıyla onların hanesinde zihninde iyilik hayır hak güzellik diye bir şey söz konusu değil onlar merhametsiz ve zalim kişilerdir. Çünkü yetimlere dahi merhamet etmeyen bir kişi hiç kimseye merhamet edemez. Fakir, miskin olan kişilere iyilik yapmayan, bu derece merhametten yoksun olan bir kimse diğer insanlara iyilik yapması düşünülemez. Yapsa dahi dediğimiz gibi la yaksidu bi amelihi vecallah bununla Allah'ın rızasını kastetmez, gösteriş için bunu yapar. Bu birinci insan grubu. Şimdi ikinci insan grubuna baktığımız zaman ve emmel الفريق thani ikinci insan grubu fehumul munafiquna onlar münafık olan kimselerdir. El gafilun salatihim namazları konusunda gaflette bulunan kişilerdir. Ellezine onlar öyle kişiler ki öyle gafil kişiler ki la yuaddunha fi awqatiha namazı vaktinde eda etmezler kılmazlar. Edda yu eda etmek manasına gelmekte. Bu hazamirleri namaz salat kelimesine raci olduğu için mühendis olarak gelmiş ellezine ol kimseler <laughs> ki la yuedduneha namazı kılmazlar fi <laughs> evkatia vaktinde zamanında kılmazlar vellezine yakumune biha onlar namazı yerine getirirler ama ne şekilde sureten şekil olarak suret olarak namazı eda ederler yerine getirirler la manen mana açısından değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar namazı suret yani şekil formül olarak yerine getirirler. Ancak mana ve ruhundan yoksun bir şekilde bu namazlarını eda ederler. El muraune bi amalihim ve amelleriyle riyakarlık yaparlar. Vakat tevaadet bu sure-i kerime eleştirmiştir, tenkit etmiştir, uyarmıştır. El fariqeyni iki grubu da bil veyli ve Helak'i onları yok olmakla eleştirmiştir, tenkit etmiştir. Bu iki grup insanın biraz daha hassas olmalarını, iman dairesi içerisinde yaşamalarını söylemiştir. Bu anlamda teva'adet, uyarmak anlamına gelmekte. Veyl ve helak artık bunlar bir deyim haline gelmiş aslında veil keder, acı vesaire anlamına gelmekte. Mesela veilun leke dediğimizde bunu kastediyoruz. Welek ya veili şeklinde bu ifadeler gelmekte. Dolayısıyla buradaki manası helak demektir. Bil vel helaki ikisini birlikte kullandığımızda Cena bu sure-i celile adet kelimesi müennes gelmiş. Bunun sebebi ise buradaki failin sure olması. Hiye zamirinin sureye raci olmasından dolayıdır ve onları tenkit etmiş, eleştirmiş ve şennaat aleyhim a'azama onları şiddetli bir şekilde eleştirmiştir. Onların yaptığı işin çok berbat, kötü bir şey olduğunu söylemiştir, dile getirmiştir. Aslında şenna'a ala ifadesiyle geldiği zaman şenna'a ala dediğimizde bir şeyi ortaya koymak ya da kötülemek, iğrençliğini ifade etmek, tabir yerinde ise teşhir etmek, bir şeyin e, argo ifadesiyle ne mal olduğunu göstermek gibi anlamlara gelmekte. Dolayısıyla وَشَّنَّعَتْ عَلَيْهِمْ اَعْظَمَ تَشْنِعِينَ Cenab-ı Hak onları bütün yönleriyle teşhir etmiş, ortaya koymuştur. Ne ile ortaya koymuş? Bir uslu bil istigrabi ve taajibi min zâlike sani'i onların yaptığı bu işten dolayı istigrab ve tacib uslubuyla onları uyarmıştır. İstigrab ve tacib uslubu belagatta sıkça kullanılan bir usluptur. Ne gibi mesela? Arayta ifadesinde geçtiği gibi. Yani arayite görmedin mi? Burada bu işin ne derece garip olduğunu, acip olduğunu ortaya koyan bir uslup, bir ifade anlamına gelmekte. İstigrab kelimesi garip kelimesinden türemiştir garab, ga, ra yani gayn, ra ve ba harflerinden oluşmuş. ''Tacib'' ise acib kelimesinden türemiştir. Madde olarak ayn, cim ve ba harflerinden oluşmuştur. Sani ise min zâlike sani'i bu yapılan şey, eylem anlamına gelmekte. Şimdi ayet-i kerimenin evet, ayet-i kerimenin tefsirine geçmeden önce logatla ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağız. Da'a yedu'u ne demektir? Şeddeli bir şekilde. Da'a yedu'u yedfe'u bi'unfin ve şiddetin. Bir şeyi şiddetli bir şekilde, sert bir şekilde def etmek, uzaklaştırmak manasına gelmekte. Mesela da'ahu da'an dediğimiz zaman ey defa'ahu def'an manasına gelmekte. Yani bir şeyi def etmek, uzaklaştırmak, savmak gibi anlamlara gelmekte. Ve minhu ve bu anlama gelmekte. Yevme o gün ki yuda'ûne ilâ nâri cehenneme de'a, kafirler cehennem azabına sürüklenirler. Burada görmüş olduğunuz gibi de'a yedu'u meçhul olarak gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Tur suresinde geçen bir ayet kelime bu. Tur suresinde geçen bir ayet bu. Demek ki de'a yedu'u yedfe'u bi'unfin ve şiddetin bir şeyi sert, bir şekilde def etmek, uzaklaştırmak anlamlarına gelmekte. Peki hadda yahudu ne demek? El haddu el hathu ve tergibu teşvik etmek, tergib etmek, götürmek, sevk etmek anlamlarına gelmekte, imrendirmek de buna dahildir. Sahun kelimesine baktığımız zaman cem'u sahin. Sahi kelimesinin çoğulu olarak gelmiştir. Peki manası nedir? Saha an yeshu sehven şeklinde gelmekte. Mana olarak ne demektir? İza terakahu an gafletin. Gafletten kaynaklanan bir sorundan dolayı bir şeyi terk etmek, ihmal etmek, hakkını yerine getirmemek anlamına gelmekte. Ma'un şey el qalil. Az şey anlamına gelmekte. Minel ma'n ma'n kelimesinden türemiştir. Ve huve el Bu ma'an azlık manasına gelmekte. Az şey manasına gelmekte. Evet Araplar şöyle derler. Taqulul Arabu Araplar şöyle derler. Lehu ma lehu ma'natun ve la sa'natun. Onun hiçbir şeyi yok. Ma yoktur lehu o kişi için. Ma'natun ve la sa'natun. Onun hiçbir malı, mülkü, serveti yok anlamına gelmekte. Ey ma lehu qalilun ve la kesirun min el mali. Onun ne az ne de çok hiçbir şekilde malı, mülkü, serveti yok anlamına gelmekte. Kale el müberridu bazen de el müberridu şeklinde okunmakta. Ve zeccacu el ma'unu, ma'un ne demektir? Kullu mâ fih menfaatun, içinde fayda, menfaat olan her şey ma'un kapsamına girmekte. Ne gibi? kelfeesi, balta, vel qidri, tencere, ve delvi, kova, ve gayri ve bunun dışındaki şeyler. Bu bir iğne olabilir, iplik olabilir, Herhangi bir şekilde faydası olan, yararlı olan nesnelerin hepsine ma'un denilmekte. Şimdi tefsir kısmına geçiyoruz. Et tefsir. Araeyte görmedin mi ellezi ol kimseyi ki yukezzibu biddini, dini, dini yalanlıyor. Dini yalanlayan kimseyi görmedin mi? Tabi burada bir istifam var, bir soru var. Peki bu soru ne şekilde gelmiş? İstifamu li ta'cibi ve teşvik şaşırtma, teşvik etme, düşünmeye, sevk etme ile ilgili bir istifam, bir soru söz konusu. Ey, hel arafte tanımadın mı? Ellezi, o kimseyi ki yükezzibu, yalanlıyor. Bil cezai vel hisabi, hesap gününü, ceza gününü yani kıyameti inkar ediyor. Fil ahireti ahirette. Ahirette bunu görmedin mi? Şimdi buradaki fi harfi nereye bağlı? Arafta kelimesine bağlı. Dolayısıyla ahirette hesap ve ceza gününü inkar eden kişiyi tanımadın mı, bilmedin mi şeklinde buna bir mana vermemiz gerekiyor. Burada özellikle fil ahireti harfi cerini yüke zibuya bağlamamız doğru olmaz. Çünkü bu kişi ahireti ahirette inkar etmesi mümkün değildir. Fil ahireti ifadesini arafta ifadesine mutallık kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki mutallak Araf'te olmuş oluyor. Sen ey muhatap, ahirette, sen ahirette manasına gelmekte. Sen ahirette hesap ve ceza gününü inkar eden, yalanlayan kişiyi tanımadın mı? Hel araf'te men huve. Onun kim olduğunu bilmiyor musun? Ve ma usafu. Onun nitelikleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? Bilmiyor musun? İn arat'te el istersen, ta'rufehu onunla tanışmak istersen, bunu in arat'te ta'rufehu şeklinde okumamız daha doğrudur. Eğer onunla tanışmak, onu tanımak istiyorsan فَذَٰلِكَ الَّذِي O kişi öyle bir kimse ki يَدُعُ الْيَتِيمَ yetime. yetime kötülük yapar, yetimi def eder, ona kıymet vermez, ona karşı sert bir tutum ve davranış içerisinde olan kimsedir. فَذَٰلِكَ işte bu kişi huve öyle bir kimse ki el yetime yetimi defeder hem de defen an, anifen şiddetli bir şekilde bi cefvetin ve gıldetin sert ve cefalı bir şekilde sert kaba bir şekilde yetimi defeder ve yakhiruhu ona kötülük yapar ve yazlimuhu ona zulmeder ve la yu'tihi hakkahu yetimin hakkını vermez ve la yahuddu teşvik etmez ala ta'amil miskini, miskini doyurmaya yönelik teşviklerde bulunmaz. Vela yahithu, bunu vela yahuthu şeklinde okumamız daha doğru, vela yahuthu, teşvik etmez, ala it'amil miskine, miskinleri doyurmaya yönelik teşviklerde bulunmaz. Hiç kimseyi özendirmez, cesaretlendirmez, hiç kimseye böyle bir şey tavsiye etmez. Kale Ebu Heyyan, Büyük müfessir, Endülüslü müfessir Ebu Hayyan şunu söylemekte. "Ve fi kavlihi ve la yahuddu ve la yahuddu ayet kelimesinde vardır. Ne vardır? İşaretun bir işaret vardır. İla ennehu o kişinin huve la yut'imu hiç kimseyi doyurmaz ida kadara güç yetirdiği zaman. Gücü olduğu zaman hiç kimseye bir şey vermez, yedirmez. Ve haza bu min babil aula" lأنّه إذا لم يحض غيره بخلاً. وهذا من باب الأولى. Bu zaten ayetin anlaşılıyor. Şimdi ayet kelimede ne diyor? "Ve la yahuddu" şeklinde geçmekte. Bakınız. "Ve la yahuddu" teşvik etmez. Ala amil miskini, miskini yedirmek için teşviklerde bulunmaz. Hiç kimse özendirmez. Şimdi bu özendirmeyi Yapmayan, teşviki yapmayan bir kimse zaten gücü yettiği zaman bunu yapmaz demek istiyor. Kişi bazen bir şey yapmaz ama tavsiye eder. Mesela zengindir ama cimri olmasından dolayı iyilik yapmaz ama iyiliğe mani olmaz. Dolayısıyla burada Ebu Hayyan bize şunu anlatıyor. وَلَا يَحُدُّ dediğimizde اِشَارَةٌ اَنَّهُ هُوَ لَا يُطْعِمُ اِذَا قَدَر Güç yetirdiği zaman bu adam hiç kimseye iyilikte bulunmaz. Bu gerçeğe bir işaret vardır. Peki biz bunu nasıl anlıyoruz? Ve hâze min bâbil evlâ. Bu zaten anlaşılıyor. Neden anlaşılıyor? Li ennehu izâ lem yehudda gıyrehu Çünkü bir kişi cimrilikten dolayı iyiliğe teşvik etmiyorsa, başkasını teşvik etmiyorsa, bunu hayatta yapmaz. Fe le'en huve zalike fi'len aula ve ahra dolayısıyla eylem olarak böyle bir şeyi terk etmesi zaten anlaşılmakta. Evla ahra evla, evla diyoruz ya ahra daha layık gibi anlamları var. Ama bu tür edebi eserlerin tecrübesini yaparken bu zaten kendi kendiliğinden anlaşılan bir şey. Kişinin böyle bir şey yapmayacağı zaten bu ifadeden anlaşılıyor. Daha başkasını teşvik etmi etmiyorsa tavsiye etmiyorsa iyilik yapmayı kendisi zaten böyle bir şey yapmaz. Kendisi fiili olarak, eylemsel olarak zaten böyle bir şey yapmaz. Yapması düşünülemez. İşte Ebu Hayyan bize bu gerçeği anlatmaya çalışmakta. Vakale Raziyu İmam Razi şunu söylemekte. Fein kıyla eğer denilirse lima kale cenab Hak neden şunu söyledi? Ve ala taamil miskin. O miskini yedirmek için teşvikte bulunmaz dedi ve lem yakul demedi ve miskine miskini doyurmaz demedi. Bakınız miskini doyurmaz ayrı bir hüküm miskinin doyurmasına teşvikte bulunmaz ayrı bir hüküm. Şimdi ayete baktığımız zaman aslında siyak ve sibak olarak şöyle denilebilirdi. Ve yut'imu el miskin diyebilirdi ayet-i kerime. O miskini doyurmaz. Öyle kaba, zalim, merhametsiz bir adam ki miskin, fakir olan kimseyi doyurmaz diyebilirdi. Ancak ayet-i kerime şunu söylüyor. وَلَا يَحُدُّ عَلَى taamil miskin. Kişi o kadar zalim, o kadar merhametsiz ki teşvikte bile bulunmuyor, özendirmiyor. Kendisi yapmadığı gibi başkasının yapmasına da teşvikte bulunmuyor. Kimseyi özendirmiyor. Bu derece zalim, merhametsiz bir kişi anlamı burada ortaya çıkar. İşte Fahrettin Razi bize bunu anlatacak. Fel cevabı bu sorunun cevabı şu şekilde verilebilir. Ennehu o şahıs izâ mena al yetime hakkahu yetimin hakkını vermedi zaman fe keyfe yut'imu el miskine nasıl miskini yedirsin min mali nefsihi kendi malından yani daha yetimin hakkını vermeyen Fahrettin Razi biraz değişik bir açıdan ayet-i kerimeyi el almakta bizim yapmış olduğumuz bu yorum daha çok Ebu Hayyan'ın yorumuna uymakta. Fahrettin Razi ayet-i başka bir açılım sağlamakta. O da şudur. Şimdi yetimin hakkını vermeyen bir kimse kalkıp da miskini kendi malından yedirebilir mi? Yedirmez. Başkasının malına çöken, ondan istifade eden, yetimin dahi hakkını, hukukunu teslim etmeyen bir kişi elbette kendi malından hiç kimseye zerre kadar bir şey vermez. Dolayısıyla ve huve bakhilun bel huve o kişi o kadar cimridir ki min mali gayri başkasının malına karşı da o kadar cimri. Başkasının malını teslim etmeyecek kadar cimri olan bir kimse kendi malından elbette hiç kimse bir şey vermez. Ve da işte bu ifade huve huve nihayetu fil hisseti cimrilikteki kötülükteki en uç noktayı göstermekte dile getirmekte. Dolayısıyla bu kişi o kadar cimri ki yetimin malından bile bir şey vermezken, onun malı hakkında bile cimri davranırken, kendi malından başkasına bir şey vermesi hiçbir surette beklenemez. Böyle bir beklenti içine girmek de yanlış olur. Tabii hisse demek adilik, bayağılık anlamına gelmekte. Yani bu kişi o kadar adi bir kişi ki, işte bu ifade onun adilikteki zirve noktasını göstermekte ve yedullu ve delalet etmekte ala nihayeti buhlihi cimriliğinin zirve noktasını ifade etmekte ve kasaveti kalbihi kalbinin kasavetinin sertleşmesinin zirvede olduğunu göstermekte ve hassaseti tab'ihi ve tabiatının ne derece bozulduğunu, çürüdüğünü göstermekte. hasilu kısaca ennehu la yut'imul miskine o miskini yedirmez aynı şekilde ve la ya'muru onun doyurulması için doyması için hiçbir kimse iyilikte bulunmaz tavsiye etmez emretmez li çünkü bu şahıs yukezzibu bil kıyameti kıyameti yalanlamakta tekzip etmekte ve lev amene eğer kıyamete iman etmiş olsaydı ve eygane bil hisabi hesap gününe kesin kes iman etmiş olsaydı lema sadara anhu zalik. Böyle bir şey ondan sadır olmazdı, meydana gelmezdi. Yani o bu tür şeyleri yapmazdı. Bunu lema şeklinde okumamız gerekiyor. Cevap. Ve lev amene bil cezai. eğer ahiret gününe, ceza gününe iman etmiş olsaydı. Ve eyqane bil hisabi hesap gününe iman etmiş olsaydı. Lema sadara anhu zalik. Ondan bu tür, bu tür şeyler sadır olmazdı. Yani o kişi bu tür şeyleri yapmazdı. Anlamına gelmekte. Burada zalike kelimesi sadara kelimesinin faili olmuş olur. Feveylun lil musallin namaz kılanların vay haline. Ey helakun ve azabun lil musallinel münafıklardan namazı kılanların vay haline onlar için bir yok oluş vardır, azap vardır. El muttasifina bi bi hadhihi'l awsafi'l az sonra sayılacak olan bu tür kötü ve çirkin sıfatlarla sıfatlanmış olan kişilerin vay haline. Peki onların sıfatı nedir? Ellezine ol kimseler ki hum onlar ansalatihim sahun onlar namazlarından gaflet içindedirler. Ellezine ol kimseler ki hum gafilune gaflet içerisinde bulunuyorlar ansalatihim namazlarına dair. Peki ne yapıyorlar? yo'ahhirunaha onu erteliyorlar en awqatiha vaktinin dışına yani tam vaktinde namazı kılmıyorlar tehaunen biha namazı küçümsediklerinden dolayı neden böyle bir şey yapıyorlar tehaunen biha biha zamiri namaza râci olmuş olur namazı küçümsüyorlar hafife alıyorlar ciddiye almıyorlar kale İbn abbasin Vel musalli İbn Abbas şunu anlatıyor. Bu kişi kimdir? Huvel musalli namaz kılan kişi ellezî öyle kimse ki izâ sallâ namaz kıldığı zaman lem yarcu lehe sevâben namazın hiçbir mükafatını beklememekte. Ve in terakâ namazı terk ettiği zaman da lem yahşâ alih ikâben kendisine bir ceza verileceğine inanmamakta, korkmamakta. Böyle bir kişi Maazallah demek gerekiyor. Kale Ebul Aliye La yusallûneha lime vakitihâ Namazı vaktinde kılmazlar. Ve la yetemennevne ve la yutimmûne Namazın rukularını tam yapmazlar. Ve la ve secdelerini. Ve ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil ayeti Bu ayeti kerime Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama soruldu. Fakale şunu söyledi. Humul lezine o kimseler ki yuakhiruna salate an vaktiha namaz vaktinde kılmayan kişilerdir demiştir. Kale el müfessirun müfessirler şunu söylemişler. Lemma kale taala ne zaman Hak an salatihim saun dedi. Bir an. Burada özellikle ayet-i kerimede an ifadesini kullandı. Ölüme bilindi ki enneha fil münafikin bu ayetin münafıklar hakkında olduğu anlaşıldı. Ve liha işte bundan dolayı galebe-i selef, selef alimlerinden bazıları şöyle söylemiştir. Elhamdülillahi allazi qala an salatihim ve lem yaqul fi salatihim. An salatim deyip de fi salatihim demeyen Cenab-ı Hakk'a hamdolsun demişlerdir. Peki an salatihim ile fi salâtihim'' arasında bir fark var mıdır? Yani an salatim dediğimizde nasıl bir anlam ortaya çıkıyor? Fi salatim dediğimizde nasıl bir anlam ortaya çıkıyor? Li ennehu lev er cenab Hak fi salatim demiş olsaydı. Bakınız fi salatim demiş olsaydı. lekanet fil mu'minine. Bu ayet-i kerime müminler hakkında da olmuş olacaktı. Neden? Vel mu'minu çünkü mümin bir kimse kad yeshu fi salatihi namazında gaflet içerisine girebilmekte. والفرق بين السهوين iki gaflet arasındaki fark vadihun açıktır. Burada el farku mübteda vadihun ise haber olmuş olur. Neden fark vardır ikisi arasında? Yani an fi salatim dediğimizde fe inne sehvel münafiki çünkü münafıkın gafleti sehu terkin terk etmeye dair bir gaflettir. Ve illetu iltifatin ileyha ve namaza önem vermemekle ilgili bir durumdur killet iltifat bir şeye az önem vermek manasına gelmekte. Fehuve o kişi, la yetezekkeruha, namaz hatırlamaz yekunu meşgulen anha sürekli bir meşkale bulup namazı kılmaz. Vel mu'minu mu'min ise izâ saha fi salati namazının içinde gaflette bulunduğu zaman tedâraken fil hali hemen onu yerine getirir ve ceberahu bi sucudü sehvi ve sehiv secdesiyle o eksiğini gidermiş olur. Cebir burada gidermek, restore etmek, iyileştirmek anlamına gelmekte. Dolayısıyla fazahara ortaya çıktı. El büyük fark. Beyne sehveyni iki sehiv arasındaki fark ortaya çıkmış oldu. Sonra daha sonra zadefi fi beyani evsâfhim ezzemîmeti Cenab-ı Hak onların kötü vasıflarını daha detaylı bir şekilde anlattı. Fakala şunu söyledi. Ellezine yuraun. Onlar ki gösteriş yapıyorlar. E yusallune emamen nas. İnsanların önünde namaz kılıyorlar. Riyaen gösteriş olsun diye. Liyukale denilsin onlar için. Innahum sulahau. Bunlar salih olan kimselerdir. Denilsin diye kendilerine. İnsanların önünde namaz kılarlar. Ve yete ve böyle namazı kıldıkları zaman huşu içinde kılıyorlar gibi davranıyorlar. Tehaşşe'e insanın huşu vasfına sahip olmayıp huşu içindeymiş gibi karşı tarafa lanse etmesi manasına gelmekte. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Liyukale denilsin onlara innehum etkiyahu. Bu kişiler ne kadar muttaki adamlar denilsin diye bunu yapıyorlar. Ve ve onlar mallarından sadaka veriyorlar liyukale denesin ki innehum kurama bu kişiler ne derece cömert kişilerdir ve hakeza sairu a'malihim işte diğer bütün amelleri de bu şekilde li şuhreti ve riyai. her şeyi şöhret için yapıyorlar gösteriş için yapıyorlar bir de ne yapıyorlar ve el ma'un ma'unu engelliyorlar ma'un ne demektir ey ve yemne'un insanlara vermiyorlar el menafi'a el yesirete küçük faydalı şeyleri bile vermiyorlar. Menfaatun çoğulu menafi, a. yesire ise el galile manasına gelmekte. Peki bunun izahını ne şekilde yapabiliriz? Min beyanı olarak gelmiş. Min kulli ma yusta'anu bihi. İnsanın günlük hayatta kullandığı, kendisinden istifade ettiği, yararlandığı her şey. Kendisinden yardım aldığı her şey. Her türlü nesne. Kel ibreti iğne. Vel fe'si balta. Vel qidri tencere, vel milhi tuz, vel ma su ve gayriha ve bunların dışında. Demek ki onlar insanlara faydalı olabilecek hiçbir şey vermiyorlar. Ellerinde bulunan imkanları, nimetleri hiç kimseyle paylaşmıyorlar. Kale Mücahit, Mücahit bin Cebir şunu söylemekte. El ma'un, ma'un şu demektir. El ariye, ödünç verilen her şey. Lil emti'ati eşyalardan. Ve huve ma yata'atahu nas, beynehum insanların birbirlerine ödünç verdikleri her şeydir. Kelfeesi, balta ve delvi, kova ve aniyeti, tabaklar gibi. Ve kâle taberiyu, i̇mam Taberi şunu söylemiş, ey yemne'ûne nâse insanlara vermezler menâfi'e ma'indehum bunu izafeli bir şekilde okuyacağız. Menâfi'e ma'indehum yanlarında bulunan hiçbir menfaati hiç kimseye vermezler. Ve aslun ma'uni ma'un kelimesinin kökeni min kulli şeyin her şeyden yani herhangi bir şeyle ilgili maun kelimesi geçiyorsa ne kastedilir menfaatu o şeyin menfaati kastedilir ve fil ayeti bu ayette vardır zecrun alıkoyma anil buhli cimrilikten yani insanların cimri olmamasını istemekte bi hadhil eşya'il qalilati'l hakirati bu küçük basit şeyler konusunda insanların cimri olmamasını istemekte Fe innel Çünkü bu konuda cimri olmak, az olanı dahi vermemek, nihayetul buhli cimriliğin zirvesini teşkil etmekte. Ve huve ve bu davranış biçimi muhillun ihlal etmekte, bozmakta, bilmuru insanın şahsiyetini, mürüvvetini zedelemekte, bozmakta. Şimdi belagat konusuna geçebiliriz. Tadammenet es suratul kerimetu sure-i kerime içermekte ucu hem minel bedi'i vel beyani bedi ve beyan ilimlerinden bazı vecihler içermekte Nucizuha <laughs> hafi aşağıda olduğu gibi bunun özetini vereceğiz istifam var el istifam ellezi yuradu bihi teşviku sami'i ilel haber <laughs> ve teacib minhum bu istifam daha çok neyi sağlıyor dinleyiciyi teşvik ediyor ve onda hayret verici bir duygu oluşturuyor. Ne gibi? Ara ey bu yükezzibu biddin şeklindeki ayet-i kerime. Biz bu ayeti okuduğu zaman, okuduğumuz zaman bu ayet-i kerime bizi düşünmeye teşvik ediyor. İcaz vardır. Fezalike lezi yedu'ul yetim ayetinde olduğu gibi. Huzife minhu şart. Burada şart hasfe gitmiştir. Ey in aratte en ta'rifehu. Eğer onu tanımak istiyorsan. Fezalike lezi yedu'ul yetim. İşte o yetime kötü davranandır. Bütün bunlar ve hâze min esâli bil belâgati belâgatın uslupları içerisinde gelmekte. Kötülüme ve eleş, eleştirme var. Fevveylu lil musallin ifadesinde geçtiği üzere. Yine bununla birlikte normalde fevveylun lehum demesi gerekirken fevveylu lil musallin demiş. Zahir isim getirmiş. Bu da manayı pekiştirmekte. Cinası nakıs vardır. el ma'un ifadesinde olduğu gibi. Bir de ayet sonlarının arasında seci vardır. Sahun, yuraun, maun örneklerinde olduğu gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.